Merhaba arkadaşlar. Böyle ilginç bir açıdan çekiyorum. İnşallah beni alıyordur. Şuraya oturayım. İçerimi şöyle koyayım. Şimdi biliyorsunuz Kara Cuma adında bir şey var. Ne derler ona? Özel gün var. İşte inanılmaz indirimler oluyor falan. Türkiye'de de işte hepsi burada. Benim son zamanlarda özellikle sık alışveriş yaptığım bir şey. Web sayfası. Sık alışveriş yapıyorum. Şundan dolayı işte çocuk bezlerini, çocuklarla ilgili bir sürü şey oradan alıyorum. Daha uygun oluyor. Ve şey, zaman zaman da kendime ufak tefek şeyler alıyorum orada. Şunu çok gözlemledim hepsi burada da. Mesela Tufan Ali'ye bir ara akülü araba almaya niyetlendik. Bir tane araba beğendim. Hiç unutmuyorum. 689 TL mi? Ya 700 TL ya 689 TL. Hatta screenshot'ını bile sonradan aldım. Zaman zaman şöyle durumları görüyorum hepsi burada da. Ya X bir rakam. Sonra %30 oluyor. Yine o rakam oluyor. Yani böyle şey, insanın aklıyla oynuyorlar. Dedim ki lan ben bu arabanın ekran görüntüsünü bir alayım bu sayfanın. Hafıza mı bana oyun oynuyor yoksa bunlar harbiden 3 kağıt mı yapıyorlar? Aldım screenshot'ı. Sepetime ekledim ürünü. Aradan bir zaman geçti. İşte bir tane banner koymuşlar ana sayfaya. Çocuk ürünleri, akülü arabalarda inanılmaz indirimler falan. Bir gittim şeye, benim seçtiğim arabaya. 830 TL'ymiş araba. Üstünü çizmişler. 720 TL mi ne olmuş indirimde. Baktım aldığım ekran görüntüsüne gerçekten şey, indirimlerin hikaye olduğunu oradan artık sağlamasını yapmış oldum. Daha tedbirli olmaya başladım. Çünkü psikolojik olarak hepsi burada şöyle bir taktik yapıyor genellikle. Yeşil bir tane bar var yukarıda. Onu gördüğünüz zaman şey hissediyorsunuz. Ulan bu ne kadar ucuz falan. Gidip başka bir yere bakasınız bile gelmiyor. Çünkü hemen bir an önce sepetime ekleyeyim. Satın alayım da ürün bitmesin falan. Bir de şey var. İşte stoklarda sınırlı ıvır zıvır. Neyse bu Kara Cuma'da birçok üründe bu durumun olduğunu gördüm. Çok ilginç geldi bana. Açık konuşmak gerekirse birkaç tane ürün almam gerekiyor. İşte kameraya mikrofon alacağım normalde. Bir tane beğendiğim mikrofon var. Belki dedim o indirime düşer. Bu Kara Cuma'yı beklemiştim hani bir ihtimal indirime düşer diye. Düşmedi. Mesela bizim şeyler var. Mi Band 2'ler. Şu. Ben bunu mesela 99'a aldım. Zaman zaman bir tık daha indiriyorlar bunun fiyatını. Bu sürekli ana sayfasında duruyor hepsi buradanın. Yani hepsi buradaya girenler varsa fark ederler. Çok satılan bir ürün. Kara Cuma'da indirime girmiş 110 lira ama öyle bir şey. Yani bu üç kağıtçılıktan başka bir şey değil. İnsanların kafalarını işte çeşitli televizyon reklamı, radyo reklamı, işte internetteki reklamlar, Facebook'taki reklamlarla karıştırmaktan başka bir şey değil. Ha, işine gelen alır, işine gelmeyen almaz. Bu bir ticaret. Ama öyle siyasi yap, bannerlar yapın. Öyle indirim, böyle indirim. Bunların hepsi hikaye. Yani şöyle söyleyeyim, işte akıllı saatlerde falan bilmiyorum. Hiç anlamlı indirim yoktur. Neyse çok önemli değil. Buradan şunu söyleyeceğim. Zaten ihtiyacınız yoksa bir şey almayın arkadaşlar. Yani sırf indirimde diye bir şey alınmaz. İhtiyacınız vardır o şeye. İndirimi beklersiniz ya da indirime denk gelirsiniz, alırsınız. O farklı bir şey. Dün foruma gittim. Ben Columbia markasını seviyorum. Ama çok pahalı. Dolayısıyla çok fazla bir şey alınamıyor. Alamıyoruz Columbia'dan. Black Friday şeyini gördüm kapısında. Kocaman Black Friday. Girdim içeriye. Etiketlere bakıyorum Black Friday etiketlere. %15 indirim. Dedim ki kardeşim siz normal günde %30 indirim yazıyorsunuz etiketlere. Fiyatları demiyorum. Fiyatlar zaten dediğim gibi. İşte 1500'ün üstünü çizmiş 1100 yazmış mesela. Ya 1500 neye göre 1500? 1100 neye göre 1100? Zaten 7/24 her şey indirimde. Her şey ucuz. Her şeyde kampanya var. %30 artı %40. İşte %70'ten başlayan indirimlerle ıvır zıvır. Ama bunları hiç göremiyorsunuz. Yani size sağladığı bir fayda yok. Tamamen algıyı manipüle etmekle alakalı. Ya işte kemçüm bilmem ne. Kardeşim o zaman Black Friday yazma oraya. Yani niye yazıyorsun ki ben onu anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Zaman zaman çok oluyor bu. Mesela
hani klasik var ya, alım gücüyle alakalı. Almanların, Almanya'daki alım gücü ya da Amerika'daki alım gücüyle bizim alım gücümüz. Çok basit bir hesabı var aslında ama insanlar anlamıyor. Ben bir kere daha söyleyeyim. Mesela Kolombiya. Kolombiya'nın 60-70 Euro'luk bir montunu siz Türkiye'den 800-900 bin lira civarında bir paraya satın alıyorsunuz. Almanya'daki bir adam 1000 Euro asgari ücret alsa işte 60'ı bölüm 1000'e kaç tane alabiliyor şey mont? Bizim burada da adam 1000 lira şey alsa 2000 lira alsa asgari ücret, adam 2 tane alıyor montu ya. Daha bunun başka bir hesabım var. Mont da böyle işte Xbox'a bakıyorsun aynı. Herifler 200 Euro'ya oyun konsolu olabiliyor. Yani asgari ücret alan bir adam çok rahat kendine eğlenecek bir cihaz alabilirken bizde öyle bir şey yok tabii ki. Bunu zaten herkes biliyor da. Tekrar konuyla alakalı olduğu için dile getiriyorum. Kaldı ki bizde adam 10 bin lira maaş alsa, yani kat olarak baktığımız zaman adam diyelim ki 20 tane mont alabiliyorken bizde 10 bin lira maaş alan adam alabiliyor şeyi. Yani bizde 10 bin lira maaş alan adam zaten sözde kalbur üstü bir adam. Velhasıl böyle adaletsizlikler var. Yapacak bir şey yok. Beğenen alır, beğenmeyen almaz dediğim gibi. Bakalım bu filmler de son bulacak. Böyle bunlarla ilgili konuşmak istedim. Dediğim gibi bir şeye ihtiyacınız yoksa o şeyi almayın. Para biriktirmek lazım. Böyle bir devirden geçiyoruz bence. İşte yatırım yapmak lazım falan filan. Öyle. Ha bir de şey, John Wick abimizin sırtında bir dövme var. Şey yazıyor orada. Tarih cesurdan yanadır. Bunu da söylüyorum. Hadi görüşürüz.